Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün incelemesini yapacak olduğumuz araç, kısa bir süre önce tanıtımı yapılan 2019 Corolla Sedan. Auris isminin oyun dışı bırakılarak Corolla rozetinin dünya geneline tekrar yayılmasının ardından ailenin beklenen son oyuncusu da nihayet karşımızda. İlk resmi gösterimi Çin'de yapılan 2019 Toyota Corolla Sedan, Hatchback ve Station Wagon versiyonlarının ardından meraklılarıyla buluşacak. Donanım ve motor özellikleri itibariyle tahmin edebileceğimiz gibi diğer modellerle birebir aynı olan otomobildeki farkları tasarım ve kullanım alanları başlıklarıyla ayrı bir noktaya konumlandırabiliriz. Toyota'nın tüm dünyada kullandığı küresel platformu TNGA üzerine geliştirilen yeni Corolla Sedan, Focus ve Civic gibi önemli rakiplerine hibrit seçeneği üzerinden farklı bir sinyal verecek. 12. jenerasyonuyla karşımızda duran Corolla ailesinin sportif karakteri sedan versiyonda kesinlikle hissedilebilir düzeyde. Özellikle ön bölümdeki net çizgilerinin agresif ışıklandırma grubuyla bir araya gelmesinden oluşan bütünlük sınıftaki iddialı tasarımlar arasında yer bulacak. Arka bölüm ise nispeten daha sakin yapıyla bütünlükte kendisine yer açıyor. Corolla sedanın ebatlarına baktığımızda ise 4640 mm'lik uzunluk, 1780 mm genişlik, 1435 mm yükseklik ve 2700 mm aks mesafesi rakamlarının belirlediğini görüyoruz. Bu rakamlara göre Corolla Sedan'ın Civic Sedan'dan uzunluk ve genişlik olarak geride olduğunu, aks mesafesinde ise ufak bir farkla önde olduğunu söyleyebiliriz. İşin altyapı kısmında diğer markalara göre hissedilebilecek en büyük fark süspansiyon sisteminde olacak. Toyota burada önle birlikte arka tarafta çok noktadan bağımsız süspansiyon mimarisini Corolla'ya dahil etmiş durumda. Motor seçeneklerine geldiğimizde ise markanın dizele veda felsefesinden doğan seçeneklerinin devamlılığı karşımıza çıkıyor. Avrupa pazarında ilk kez hibritle satın alınabilecek olan Corolla Sedan'da 140 beygir güç üreten 1.8 litre ve 170 beygir güç üreten 2.0 litrelik benzinli motorların şu anda ön planda aldığını görebiliyoruz. CVT ve 6 ileri manuel şanzıman tarafından tercih edilebilecek seçenekler olacak. Türkiye pazarı için satışı en muhtemel seçenekse şüphesiz hibrit olacak. İlk olarak yurt dışında kademeli satışları başlayacak olan Corolla'nın 2019 yılının ilk çeyreği ile birlikte kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz netlik kazanmış değil. Şimdi de yeni Corolla Sedan'ın rakiplerine bir göz atalım ve sizler de tercihlerinizi, yorumlarınızı aşağıda belirtin. 2019 Ford Focus, Honda Civic, Renault Megane. Siz olsanız hangisini neden seçerdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Son olarak videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna ve yanında bulunan çan butonuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.